Benden yaklaşık 100 kilometre ötede oturan komşuma iftara koşmadan önce oynayacağımız bir oyun. Akvaryumcu. Ya akvaris dedi anasını satayım. Türkçesi akvaris miydi bunun? Lan? He işte hep böyle tipleri oluyor zaten. O yüzden her neyse dedim. Dışlanmış, hiçbir hobisi olmayan, babası tarafından aktivite yapmaya zorlanan. Akvaris oluyorlar ya da en kötü Instagram'dan araba videolarına bağımlı oluyorlar. Babalarının arabalarını dizmeye çalışıyorlar ama yani olabildiği kadar. Son seviyesi akvaristlik zaten bunu. Merhaba oğlum. 14. yaş gününde sana özel bir hediyem var. Balıklar hakkında çılgın olduğumu biliyorsun. Senin de ilk akvaryumunu alma vaktin geldi. İyi ki doğdun. Unutmadan önce sana biraz da para sıkıştırıyorum. Şu akvaryuma bir adam et. Bu akvaryumu ne kadar böyle güçlü kaldırdığımı hiç sorguluyor musun? Çok fazla balık yağı içmen gerekiyor genç yaşta ki. Benim kadar güçlü olabilirsin, zencif olabilirsin böyle. Sadece Nesquik de olmaz o işler. Oturup ciddi ciddi bu kadar dinledik mi la biz bu adamı? Ya baba olsa da dinlenmez oğlum bu. Oğlum bizim odamız da bir garip ya. Ne boktan bir aileye düşmüşüm ben. Gitarı ayrı, pufu ayrı. Çekmeceymiş lan bu. Ben bunu kutu sandım. Burada çalışıyor. MacBook. Kalın siyah hem de. Çakma MacBook. Şurada bir MacBook yükseltici gibi bir şey var. Kitap yükseltici yapmış ama onu salak herif. Sayısalcı. Üste çıkıp burada uyuyor. İğrenç bir tablo. Yapılacaklar şey var odasında. Not alamamış. Telefonla WhatsApp'tan yazamamış birine. Vay gerizekalı vay. Oğlum böyle değil balık sevenler. Yanlış göstermeyin. Sim Aquarium. Bak bak oyuna bak bak bak. Oyunda da bir gariplik var. Sim Aquarium yazamıyorum. Q'ya bastım da tekrar çıkıyor. Bana denettirmeyecekler oğlum böyle oyunları. Denettirmeyecekler. Adamları meslekten soğuturum ben. Kapasite 150 litre. Sıcaklık 14 derece. pH'i de 7. Oğlum iki balık seçeneği mi var cidden? Bilmem ne palyaço balığı. Bir de Moorish Idol diye bir şey var. Bunları ben küçükken wallpaper yapıp duruyordum. Alamıyor muyuz bunlardan? İlla bunu alacağız önce. Ne tarz dursun lan kumu? Şu şekil mi durur acaba? Göremiyor muyum? 55 dolar ne? Gerçi 55 dolar diyor lan. Zaten bunları sürekli değiştiririz. İkisini birden alıyormuşum herhalde. La yok oğlum niye iki tane aldırdın bana? Çıkamıyorum ki bu menden. Gerizekalı oyun. Boş boşuna 60 dolar gitti. La oğlum erken erişim de değil yani. Çıkacak ya bu oyun 2-3 güne. Oğlum bunu elime aldım da tam olarak nasıl koyuyorum? Ha dur. Ha, şunu da almam gerekiyor. Ne iğrenç bir tipi var. Kokoş kaşığı olmakla kürek olmak arasında gidip gelmiş bir. Heh, bunu da ırgat gibi ben yapıyorum zaten. Yarısı da yere gitti anasını. Mal herif ya mal. Babası ayrı oğlu ayrı mal. Böyle değil arkadaşlar. Balık sevenler akvaryum sevenler normalde böyle değil ya. Korkmayın. Araba sevenleri, bilgisayar sevenleri nasıl seviyorsanız bunlar da aynı. Bizimkiler mal çıktı sadece biraz. Akvaryum için bir taş al diyor. Hiç taşa benzer bir şey yok burada. Yavaş yavaş işliyormuş oyun. Büyütsek mi lan? Nasıl durur oğlum? Bir tahmin edebilseydin, bana bir gösterseydin onu. Normalde 12 idi değil mi boyu? Biz bir 16'lık yapalım. Bir 12'lik, bir 10'luk, bir de 8'lik. Taşa para veriyorum Allah'ımın dünyasında. Aaa. Mouse butonuyla para harcıyor büyüttükçe Allah'ım. Ya oğlum oruç kafayı yiyeceğim. Komşuya sinirle gideceğim. Aaa taş gidiyor lan. Taş yerinde durmuyor ki. Ben dekor yapacaktım aklımca. Oğlum çok güzel oyundur dedim. Yapan firma simülasyon oyunlarında bir numara. Oyunun tanıtımları falan da güzel duruyordu. Sıçmışsınız güzelim fikre. Statik yapıp bir de bunların yerini mi sabitliyorum? Bir tanesini sabitledim. Bu üçü uçup gidecek herhalde balıklarla birlikte. Beni bulur oğlum. Bu aralar beni bulur. Bu taşlar böyle uçar, kafama düşer. Kedi gibi kaşındım. Bir de alışmışım bebelerden. Filtre alıyoruz. Bir de bu bildiğim musluk filtresi oğlum. Daha büyük olmuyor muydu akvaryumdakiler? 45 dolar. Çok masraflı bir şeymiş lan. Bu evde yapılacak gibi değil mi? Bu neresine konuyor ki? Ben bilmiyorum arkadaşım. Bana bir öneri verseydin. Şurada dursun. Ha, suyun altında olması gerekiyormuş özellikle. Böyle saklayabilseydin bari. Öyle bir özellik verseydiniz bana. İmkan tanısaydınız bana. Ay. Oğlum bayağıdır aklımda var şöyle bir akvaryum almak. Tam kediyle kuş hoş. Onunla bile bir ömür çok güzel geçiyor da. Su özledim evimde su. Şurada 4-5 tane küçük balık olsun. Bir ay sonra öleceğini bileyim ama hoşuma gitsin. Atlatsın beni şu Ramazan'da. Zaten oruç çekilmiyor. Oruç tutan aile hiç çekilmiyor. Balıklarla eğlenebilsek en azından işte. Al bitmedi la. Al bitmedi la. Babam niye bunların hepsini tek tek getirmedi beni uğraştırıyor. Bir de ben bunları tek tek şimdi Trendyol'dan sipariş veriyorumdur Allah bilir. Ha, ne lazımmış bunu alayım. Bu Amazon'da daha ucuzmuş. Babam çok rahat pet shop'tan alır gelirdi bunların hepsinden. Dereceyi kaç yapsak 14 mi yapsak yaksak mı acaba akvaryumu? Balığına bağlıdır o biraz da. 14'te kalsın mı şimdilik? Şimdi de termometre alıyor. Öyle değildir beyler. Akvaryum almak istiyorsanız bu kadar değildir. Bu kadar masraflı olamaz. En azından bizim ülkede yabancılarda olur tabii bu hobi. Hayvanın sağlığı da düşünülüyor ama Türkiye'de öyle bir bok yok. Okulu kırmak için kullanılan bir alet normalde. Ama tankınızın derecesini de ölçüyor. Espri yapmaya çalışmıyorlar mı kendilerince şu simülasyon oyunlarında? Şununla şunun yanına koyak bari. Bir de tek tek bunları açıyorum ben ha. Sonunda iki tane balık aldırıyor bana sonunda.
Bir balık göreceğiz şimdi ya. Ama istediğin balığı aldırmıyor. Altın balık. Aa, vardı bende bundan. Bu da var gibi hatırlıyorum da bundan net vardı ya. Vay kızım benim. Bunun siyahından vardı. Şuraları biraz daha uzundu. Siyah olan sürekli bunu kovalıyordu. Sürekli kovalıyordu akvaryumun içinde. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ben okulda mıydım? İlkokuldayım bunlar olurken. Okulda mıydım? Yatıyor muydum? Bir kalktım balıkları yok. Annem yedi herhalde. Ben bunların öldüğüne inanmıyorum. İkisi bir anda ölme kararı almadı. Kafalarını sıkmadılar aşıklar gibi, romantikler gibi. Annem yedi balıklarımı. Ramazan sorsam bana, bir söylettirsem mi acaba? Anam, torba da geliyormuş bir de. Oğlum, ilk hayvanını alacak çocuk olmak çok şanslı bir şey. Çok güzel bir şey be. La, çok fazla hayvan baktıktan sonra alışıyorsunuz. Hatta bir yerden sonra veterinerden bile daha bilgili oluyorsunuz hayvanınız konusunda. Ama çocukken aldığınız o ilk hayvanda bir mallık olur. Sadece seveceğim edeceğim kafalarında olursunuz. Dünyanın güzel geldiği son dönem o. Son evre o. Hayvanları da alıştıktan sonra hayatta hiç güzel bir şey bulamıyorsunuz o. Ben bunları çok küçük almışım. Bunlar da hiç güzel değil. Benimkiler bunun 3-5 katıydı. Bana bir şeyleri anlatıyordu. Arkadaşım yok öyle bir şey. Menü baka girdi. Ya var ya, oyununuza da. Takılı kaldı oyun. Neyse, ben birkaç tane daha balık alabiliyor muyum? Sat. Sattım. Satmadım mı ben bunları? Buradan baka girdi. Ya iyi, şu gerizekalıları izleyeyim o zaman beyler. Yatağa çıkıp izleyemiyor muyum? Sandalyeyi çekeyim. Yok, illa ayakta duracağım. Harbiden mal bir aileyiz biz. Hiçbir plan kurmaları yok. Kafalarında ittikler yok. Ne kedi gibisinsin, ne kuş gibi cana yakın. Gerizekalılar, dünyadan haberleri yok. Oyun da oynamıyorlar zaten, yan yana duruyorlar öyle. Bunu şöyle bıraksam yavaş mı düşüyor? Aa. Peki, dur. Ha, iyi bir şey olmuyor. Geçen hangi oyunda öyle psikopat bir mekanik gördüydüm? Ne sövdüm adamlara içimden, ne sövdüm adamlara. Ben oruçluyken sesim Ercan isimli bir çocuk gibi çıkıyor. Nefret ediyorum kendimden, boğazım geliyor kendimi. Aa, harbiden dur. Oğlum 35 geçiyor, yarım saat kaldı. Hiç gidesim yok oğlum, zorla götürülüyorum, zorla. Neyse, bir 2-3 dakika daha izleyecek şu salakları da. Arkadaş, başka balık alamıyor muyum ben? Benim şuna nasıl tıklamamı beklediniz be oğlum? Ana menüye dönsem mi gibi? ESC'yi de atamıyorum. Bayağı bildiğin takıda kaldı oyun. Alt F4 de çıkacağım. Biraz daha kum koyayım size beyler lan. Oğlum, yanlışlıkla taşı aldım şunun içinde. Kaşım kayboldu. Yeni kaşık almam gerekiyor. Çok bağlı bir oyun. Ha yok lan, envanterdeymiş. Ben mi almışım? Çok birbirine girdi. Ben bir şeyler yapayım dediğimde arkadaşlar, ama düzelirse oynarız oğlum. Seviyorum çünkü ben balıkları. Madem evi alamıyorum, oyununu oynuyorum. Ama düzelirse o da.